Herkese selamlar. Üriner sistem taş hastalığı Türkiye'de dünya ortalamasının daha üzerinde görülmekte. Burada beslenme alışkanlıklarımız gibi genetik yatkınlığımızın da rol oynadığını söyleyebilirim. Bugün bir böbrek taşı ameliyatı yapacağız. Eskiden biz böbrek taşı ameliyatlarını açık cerrahi yapabiliyorduk ya da perkutan dediğimiz cildi delerek böbreğin içine yine kamera sistemleriyle girerek ameliyatı gerçekleştiriyorduk. Fakat bu hastalarda ağrıya, iyileşme süresinde uzamaya ve hastanede uzun yatış sürelerine neden olabilmekteydi. Yeni yöntemlerle tecrübemiz gelişti, kamera sistemleri gelişti. Flexible dediğimiz endoskopik yolla, yani içeriden vücudun bütünlüğünü bozmadan böbreklere ulaşma yolumuz var ve taşları lazerle yaptırabiliyoruz artık. Bugün film lazer uygulayarak bir böbrek taşı ameliyatı yapacağız. Aslında daha önce perkutan ve filtrotomi dediğimiz bir yöntemle müdahale edilmeye çalışılmış fakat taşlarına ulaşılamamış, aşağıdan da başarılı olamamış. Hasta 2 aylık stentli bir hasta, biz girip yaklaşık 1 saat içinde bitirmeyi düşünüyoruz. Bu ameliyatlar ortalama 1 saat civarında sürüyor. Taşın büyüklüğüne, yerleşimine göre de bu süre değişebiliyor ama en önemli avantajı düşük basınçta suyla çalışıyoruz. Bu böbrek kapsülündeki gerilmeyi engellediğinden dolayı ağrı olmuyor hastalarımızda. Maksimum bir gün yatıyorlar hastanede ve ertesi gün sondasını çekerek taburcu edebiliyoruz.